Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Haya, utanma. Dersin devamı. Böyle dersi benimle alakası yok gibi düşünürseniz bir şey alamazsınız. Utanmayı ben zaten biliyorum canım, ne farklı bir şey diyecek de, dersen yine alamazsın. Ama bakayım farklı ne anlayacağım dersen, düşünürsen, bakarsan Allah sana verir. Biliyorum zannıyla bakarsan zanların hapsi olursun. En büyük hapishane de odur. Tamam? Ülfet zanların bütünlüğüdür. Yaz onu. Ülfet zanların bütünlüğüdür. Bu bela işte. Korkunç bir bela. Aynı zamanda ülfet hapishanedir. Hayaya başlamadan önce şöyle bir şey diyeyim. Allah adetullah itibariyle kainatta karşıtlarıyla ve karşılıklarıyla koymuş. Karşıtlarıyla karşılıkları şunu kastediyorum. Karşılığı göz ve çiçek. Karşılığı. Karanlık aydınlık karşıtı. Hak batıl, doğru yanlış. Bunlar karşıt. İman küfür. Tamam. Mesela mülk melekut. Karşıttır. Karşılık gibi gözükürken. Yani ahkamları farklı. Birbiri içinde girift ama böyle gözüküyor. Şimdi Allah böyle bir kanun koymuş, yani aydınlığın anlaşılması için karanlık lazım. Karanlık. Gece karanlık değil. Gece bir alemdir, karanlık istila etmiş. Karanlık başka bir şeydir. Geceyle alakası yok. Gece karanlığından diyor ustad. Gece karanlık olsaydı ustad fazla kelime kullanmazdı. Şimdi kadın erkeğin, erkek kadının hem karşılığıdır hem karşıtıdır. İkisi de cem vardır. Şimdi bir şeyin inkişaf ettiği yerdir. Karşılık veya karşıt. Mesela zemin karanlık olursa nur inkişaf eder, nur gözükür. Karşıtıdır. Aynı zamanda onun neşinemalandırdığı için karşılığıdır o noktadan. Kadın erkeğin, erkek de kadının karşılığıdır ve karşıtıdır. Ulvi noktasında karşılıktır. İnkişafat noktasında karşıttır. Mesela daha iyi anlaşılacak. Lemalar 198. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan, erkeklerde iki tane güzel haslet var. Bir, cesaret. İki, sehavet. Sehavet ne demek? Cömertlik. Kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak-ı seyyidendir, kötü haslet sayılır. Onun için kadınlardan cömertlik beklemeyeceksin, cesaret beklemeyeceksin, olmaması lazım. Cömertliği sadece vermek olarak mı, böyle para almak? Yok. Nasıl? İçine almak. Mesela cömertçe davranıyor bana. Bana iyi davranıyor. Mesela şey de diyor, hasletlerin yerleri değişirse diyor, hüküm de değişir. Mesela kadınlarda cömert olmalı. Ama çok cömert olmamalı diyor. Kadınlar da cesur olmalı. Yani imanını, namusunu korumak için. Ama çok cesur olmamalı. Erkekler ise cömert olmamalı. Çok cömert olmalı. Erkekler cesur değil. Çok cesur olmalı. Hem kendisini hem raiyetini korumak için. Kadın çok cömert olursa kendisini de verir. Emanet ettiği kocasının malını da verir. Abi peki nasıl arttırılacak bu hasletler? Onu anlatacağım. Bu çok, bak kendisini de satıyor. Cömertçe. Mesela benim
Zaaflarımdan bir tanesi de cömert değilim, çok cömertim biraz. O zarar veriyor. Her şeyini paylaşıyorsun. Veya muhabbetini çok veriyorsun. Oysa o ona layık değil. Onlara ait psikoloji dersleri yaptığım halde ya kurtulmak zor. Demek ki nüksediyor. Bunun tersini yaparak kurtulamazsınız. Bu sefer zulüm olur. Çokça, yani layık değil muhabbet ediyorsun. Yani orada oturması gerekirken buraya alıyorsun. Buraya oturması gerekirken buraya alıyorsun. Makamı değil. Mesela ona ait bir örnek vereyim. Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anha kafilenin içindeyken dediler ki bir kafileden bir insan uğradı. Falan kafile. Ona demiş ki o kafile yönetenleri, o adama atına yem verin, adama da yiyecek verin, yedirin gönder. Gitti. Dediler ki kafilenin reisi geldi bu sefer. O adamı çadıra alın ve ikramlarda bulunun. Atını da dinlendir. Adaletsizlik değildir. Hak sahibine hakkını vermektir. Liyakata göre davranmak adalettir. Mutlak adalet zulümdür. Mesela hayvandırlar, hayvandır diye sığıra da et vermek, hayvandır diye köpeğe ot vermek zulüm olduğu gibi. Her şeyi liyakatını yapmak bu adalettir. Liyakata, çünkü adalet kavramının içerisinde ne vardı bak size göstereyim, çok ilginçtir. Ad var ya, ad lemalarda adaletin sıfatlarını ölçü, denge, tenasüp, muvazene ve hak sahibine hakkını verip ona uygun davranmak, muamele etmek. Adalet bu. Mutlak eşitlik demek, o zaman kadın, erkek, hayvan, kedi, yani hayvanlar diye hayat şartları farklıdır. Bunlar, yaşantılar farklı olduğu gibi avlanmalar bile farklıdır. Sen hamsiyi yakaladığı metotla palamutu yakalayamazsın. Köpeği beslediğin gibi koyunu besleyemezsin. Koyunların rehberini başına keçi koyarsan uçurumdan uçurur. Koyun kafa aşağıda, koyun hendeye gelir tak atlar oraya. Koyun atladığını görmediği için ve atlama özelliği yok. Keçi buradan gitti zanneder. Hep böyle yüzlerce koyun telef olur. Anladınız mı? Denge, adalet bu yani. Muvazene, muhakeme, tenasüp ve hak sahibine hakkını verip liyakata göre davranmak. Yoksa karışır. Bu da insandır, bu da kadındır. Kadın erkek, ikisini aynı davranırsan elbiseleri de aynı olacak, vesairesi de aynı olacak. Suyu aynı içerler. Bak hasletler, yani bedensel hayatları farklı olduğu gibi ruhsal yapıları da farklıdır. Ama ruh ne kadındır ne erkek olduğu için elektrik gibidir. Hangi taraf inkişaf ederse o inkişaf eder. Ondandır ki çocuğa, kız çocuğuna 3 yaşında, erkek veya kız çocuğu 3 yaşına kadar, 3,5 yaşına kadar temel bilgi yapıyorum, sonra okuyacağım. Temel bilgi temel bilgi de verilmekle beraber 3 yaşına kadar kız çocukları veya erkek çocukları cinsiyetini bilmez. Her şeyi canlı bilir. Onun için kız çocuğuna kızca, erkeğe de erkekçe davranınız. Çocuğun işte kulağını deleceksin, işte eline kınamı süreceksin, etek giydireceksin. Daha o ruhtaki kadınlık tarafı gelişir. Çünkü ruhta hem kadınlık var hem erkeklik var. Çünkü erkekler kadınlaştığı gibi kadınlar da erkekleşebiliyorsa ruhta bir özellik var. Olmayan bir özelliği, mesela köpek koyunlaşamaz. Çünkü ruhunda böyle bir şey yok. Eğer kadın erkekleşebiliyorsa, erkek de kadınlaşabiliyorsa ruhta ikisi de var. Eşcinsellik yoksa olmazdı. Eşcinsellik bunun en güzel delilidir. Usta da diyor ki hevesat-ı nefsaniyede erkekler kadınlaşırsa kadınlar da erkekleşir. Yani sistemde bu olmasa olmazdı. O zaman dikkat davranışlarda. Bak mesela bir tanesi bu. Hayal okuyacağım.
düşürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Mektubat 417. Yani hayanın ortaya çıktığı yer, gözüktüğü yer, her şeyin bir belirgini var, yüzdür. Yüz aynı zamanda kişinin şahsiyetidir. Haya da kişinin şahsiyetini oluşturuyor. Mesmuatıma göre merkez ve payitahtı hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına, yani adam kadın oturdu, ayakkabısını boyattırıyor. Rezil haliyle bil fiil sarkıntılık etmiş ve onun kocası da içeride oy kullanmış tesettürün aleyhinde, mecliste. Tesettürün aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vurmuş. Başka, yalnız Eskişehir Mahkemesi tesettürü nisvan hakkında küçük risalenin bir tek meselesini, belki bu gelen cümleyi, mesmuatıma göre merkez hükümette bir kundura boyacısı çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip o acip edepsizliği yapması tesettür aleyhinde olanın hayasız yüzüne şamar vuruyor. Risale-i Nur'un erkan-ı mühimesinden bir zat yazıyor ki Adapazarı zelzelesinin aynı gününde zelzele niye geliyor? Onun kanunu var. Abi nereden çıkartıyorsun? Bak iyi dinle, sen de çıkartacaksın. Bak deprem niye olur? Kıtlık niye olur? Kuraklık niye olur? Semadan yağmur ve taş niye yağar? Toprak dibe niye çöker? Onlar insanlarla alakalıdır. Bak bir tanesini okuyayım. Risale-i Nur'un erkan-ı mühimmesinden bir zat yazıyor ki Adapazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumi ve herkese göstermek için bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini çırılçıplak olarak alayişle çarşı içinde reklam yaparak arabada kamyonun şeyini açmışlar. Kamyonun kasasının kenarlarının orada tamamen çırılçıplak olarak alayişle çarşı ve pazarda gezdirerek cazibedarlara kapılan tiyatro binasına toplanan 1000 kişiden fazla seyirciler. Oyun başlarken birdenbire arz, kemal, hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zürü zeber etti. Hak ile yeksan eyledi. Kastamonu 262. Zelzele zinadan olur. Zina çoğalırsa. Yerin dibine çöküntüler, Lut kavmi, Lutçuluk olursa. Denizin gayzı, Firavunluk olursa, semadan ateşlerin yağması, böyle yağmış taşların yağması, alelen tevhid inkar edilirse, ya başka, demek ki Adapazarı'nda tiyatro binası yerle bir etmiş. 1000 kişi. Adapazarı depremi. Şuradan okuyayım. Tesettürsüzlük izdivacı çoğaltmayıp pek azalttı. Yani boşanmaların, çocukların olmaması, evliliğin azalmasının sebebi tesettürsüzlüktür. Pek azalttığını, çünkü serseri, asi bir genç dahi refikasının, hanımının, eşinin gayet namuslu olmasını istediğini ve o kadın ise erkeğin çoluk ve çocuk ve malına ve her şeyine dahili muhafız olduğundan kadında sadakat ve emniyet lazım olduğunu. Kadında ne lazım? Sadakat ve emniyet lazım olduğunu, tesettürsüzlük ve açık saçıklık, iyi dinleyin, kadında ne lazımmış? Sadakat ve emniyet. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık ve hayasızlık ise o sadakatı ve emniyeti kırdığını.
Sadakat ve emniyeti kıran tesettürsüzlüktür. Çünkü sadakat ve emniyet vicdani bir sıfattır. Vicdanı bozulan da bu sıfat aranılmaz. Erkeğe vicdan azabı çektirdiğini ve kadınlarda şecaat ve sehavet o sadakat ve emniyeti ilan ettiğini, bak acayip bir şey, erkeklere vicdan azabı çektirdiğini, kadınlarda şecaat ve sehavet, yani kadınlardaki o şecaat ve sehavet sadakatı ve emniyeti kırıyor. Kırdığını, ihlal ettiğini ve memleketimizin Avrupa'ya kıyas edilemeyeceğini, eğer kıyas edilse neslin zaafına ve kuvvetin sukutuna sebep olacağını ve şehirliler köylülere kıyas edilemeyeceğini, çünkü köylüler maişet meşgalesiyle uğraştığından sanat ile iştigal eden şehirliler onlara kıyas edilemeyeceğini ve daha çok hikmetlerin gayet katı ispat ediyor. Yani köylü kadınlarda şehirlere kıyas edilmez, onu anlatıyor. Hevesat-ı nefsani ile, yani erkeklerin adam olacak, kavam olacak, duruşu olacak yani. Erkek ya kavi. Eğer bu nefsanileşirse, yani hissiyat galip olursa bedenine, kadınlaşıyor. Heveslerin peşine, dirayetini, cesaretini, sehavetini, kavamlığını, otoritesini, hissinin peşine gönderirse erkek kadınlaşıyor. Ay, ya falan. Mesela abi nerede kadınlaşıyor? Bak arkadaşlar. Bir kadın erkekleşirse, erkek de kadınlaşırsa alametleri var, tezahürleri var, fiilleri var. Mesela siz süs, incik boncuklarda kim lezzet alır? Kadınlar alır. Ben size söylüyorum. Küpe takabilmek, kolye takabilmek, bilezik gibi buraya şeylerini takmak. Kim takabilir? Kadınlık duyguları gelişirse. Süslenmek istiyor. Tabii canım, kadınlık duyguları gelişiyor. Erkeklik duyguları gelişmiyor. Belki bazılarınız ağır geçecek ama ben ilim dersi yapıyorum. Ben bir şey anlatıyorum. Hatır için konuşmuyorum. Kim olursa olsun, ben dahil olsam. Peki kadın pantolon giydi. Ceket, pantolon çıktı. Allah Resulü Hendek Savaşı'nda dişi kırılmış. 5 tane namazı kazaya kalmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah lanet okuyun, beddua okuyun dediği zaman ben bu ümmete lanet değil rahmet okumaya geldim diyen merhamet peygamberi erkekleşen kadına, kadınlaşan erkeğe Allah lanet etsin diyor. Yani savaştan ne kadar daha caniliktir. Eğer o Hendek Savaşı düşseydi Medine gitmişti. Şehir kadın çoluk çocuk bitmiş mi? Ama orada beddua bile etmiyor. Bunun cinayetine bakın. Kaç tane Allah Resulü'nün laneti vardı hatırladınız? 12 tane. Mezarı, kefeni soyana, hudutla oynayana, kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına. Mesela erkeğe bak, boncuk incik bu şeyleri takmış. Kadına da bu pantolonu çekmiş. Bu erkekleşmese, bu erkek de kadınsı duyguları galip olmasa rahat edemez. Nasıl takacaksın bunu? Tak hadi. Belirli bir dönem takamıyorsun. Sonra niye, nasıl takabiliyorsun? Çünkü kadınlaştın. Bedensel erkektir. Duyguların cıvık cıvık olmuş. Böyle oynak olmuş. O erkeklik duyguları üzerine kadınsı olursa, arkadaşlar İslam fiiline bakıyor. Mesela diyor ki işaretleyeceğiz da 72 miydi neydi? İman ve küfür diyor kalbe ait bir sıfattır. Zünnar ve şapka gibi şeyler diyor iman ve küfüre nasıl alamet olur? Hatırladın mı Fethi abi? İtmam-ı rükû diyor şey için. He. İtmam-ı rüküye. Şey için diyor. Zümrara rüküye. Şeyde. Secde. İtmam-ı şeyde secde mani olduğu için. Şimdi mesela zünnar şu. Palaskayı düşünün askerlik yapanlar. Onun 2-3 katı düşün. Geniş. Ve şu kadar kalın. Aydın efeleri yaparlardı böyle. Bunu bağlarlarmış. Bir çağ falan buraya takarlardı. Ama namazda çıkarlardı. Ama çıkarmazlardı daha çoğunluğu. Çünkü bu olunca secde rükû yapamazsın. Onun için din buna hükmetmiş. Şapkalar. Secdeye biz
O bir semboldür, simgedir. Şapka diye düşünme. Başörtü, bayrak semboldür, simgedir. Peygamber Aleyhisselam namaz şeyi geldiği zaman secde, biz Muhammed'in Allah'ına secde yapmayız. Bunu da alenen gösteririz. Şapkanın, foterin bu şurası secde mani. Abi bizim ne alakası, o niyette değil. Alem olmuş, abi gafil. Küfrün alemi olmuş, simge olmuş. Firavunlar, Ebu Cehiller öyle biliniyordu. Ebu Cehilciler. Ebu Cehil demiş ki, bana tabi olanlar bunu yiyecek. Muhammed'e tabi olanlar sarık saracak. Böyle biliniyordu eylem itibariyle. O zaman alamet oldu artık. Birbirine karışmasın diye. Alamet oldu. Küfrün simgesi oldu. İmanın simgesi bu oldu. Abi şeydir de boyadır be. Beni ilgilendirmez kardeş. Ben hükmünü söylüyorum. İster uyarsın ister uymazsın. Onun hesabını sen vereceksin. Benim hesabım şu. Sen hesaba çekilmeden önce bu fotörü niye taktın? Sen çekilmeden önce bana diyecekler. Sen bunu niye demedin? Bana ilk önce soracaklar. Sonra dedikleri halde niye taktın diye sana soracaklar. İlk önce avama sormayacaklar. Sonra ilk önce konuşma makamında olanların konuşmamasına sorulacak. Sana sorulmadan önce bana sorulacak ilk. Sen dedin mi demedin mi? Allah Resulü Veda Hutbesi'nde dedi ya. Duydunuz mu? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Ya Rab şahit ol dedi. Hatırladınız mı? Faiz için, kan davası için. Değil mi? Bir de çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz diye kadınlardan söz aldı. O kürtaj yapanlara. Öyle bir azap seni bekliyor ki nasıl dayanacağını ben hayret ediyorum. Allah Resulü kadınlardan söz aldı. O zamanda da vardı. Şefaat o zaman edeceğini söz verdi. Ya Resulallah bize şefaat edecek misiniz? Ki çocuklarınızı aldırmazsanız bana söz verin. Göreceksin orada neler olacağını. Ben tehdit olan insan değilim. Böyle derslerim pek olmaz benim. Ama bedihi bir şey bunlar. Bunları da demem lazım. Ya o çocuk sana soracak. Benim vücuda gelmeme mani oldun. Niçin? Sana sorulduğu zaman. Ayet var ya, o çocukların suçu neydi? Canlı canlı gömdünüz diyor. Var ya, kız çocuklarından utanıp canlı canlı gömerlerdi. O asra ait olsaydı ayet, her asra hitap eden ayet makamına konmazdı. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Bu kanun sırrınca kızlarını canlı canlı gömenler ayetini size sorulduğu zaman ayeti bize denilecek. Suçu neydi ki bunu paramparça ettin? Kürtajda olan çocukların alınmadan önce cenin ruh şey yapmış ya, fotoğrafı çekilmiş, Diyanet'in fotoğrafında gördüm. Makas girerken, kesilecek rahime, çocuk böyle tık en son cıdara kadar böyle bağırarak kaçıyormuş. Öyle lanet yağıyor ki sana. O sana yeter. Adam öldürmenin bedeli ne olacak? Aynı adam öldürüyorsun da 4 ay sonra zaten ruh geliyor. Hiçbir ulema İslam fetva vermemiş. Kim vermişse o da onlardandır. Çok korkunçtur. Araştırarak söylüyorum. Böyle hissiyatıma kapılarak sakın değil. Araştırarak, hukuk İslam'a bakarak bir yerde fetva yok. Muttefekun aleyhtir. Fetva veren bir uyduruk bir şey kişi var, bir cemaat var. Uyduruk bir cemaat. Bir kişi, bir cemaat. İslam cemaatinin dünya üzerinde acaba yenilikçiler kim fetva vermiş diye bir uyduruk cemaat senin zihnindeki. Bir onlar vermiş. O da 4 aya kadar. Utanmış demek ki oraya kadar da. Ruh geliyor diye. O da şartları koymuş falan. Hiçbir şekilde ulema-i üstan fetva vermemiş. Yok ya. Yani. Allah Resulü söz almış kadınlardan. Bir kere bundan daha ileri ne var? Resulullah'ın sözüne söz mü olur? Çocuklarınızı öldürmezseniz şefaat edeceğim diyor. Öldürmeyeceksiniz. Tamam ya Resulallah. Ya. O ayet sorulacak işte. O çocukları öldürdüğünüz suçu neydi? Sizden sorulduğu zaman. O ayet aynı şamildir. Niye? Her bir ayetin mutadit manası var.
Şu anlar 268. Bak cümleyi söylüyorum. Ezberimde. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Peki bu ayetin bu asırdaki efradı nedir? Kürtajdır. Sana canlı canlı gömmek neymiş? Belki de o kürtajda alınan çocuğun ne olduğunu da sen bilmiyorsun. Ama sana ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Kozmetik malzemesi oluyor. Oje yapılıyorlar onlar. Beynini de Japonya'ya ihraç ediliyor. Beynini yiyorlar. Senin o kürtaj dağıttığın çocuğun beynini Japonlar yiyor. Oraya ihraç ediliyor. Kurbağa ihraç ediliyor. Yengeç ihraç ediliyor. Ya haberin yok tabii. Aşağıdan alınıyor. Ne olduğu bilmiyorsun tabii. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Benim işim ezber konuşmak değil. Dünyayı dolaşıyorum. Bu işte şeylerim var bu konuda. Kollarım var. Bu işte muhbirlerim var benim. Varamadıklarım haberimi alıyorum. Dünya ihtisaslarıyla meşgul olan devlet bakanlıklarıyla alakalı. Bunlar ne oluyor? Kürtaj şeyleri ne yapıyorlar? Devletle alakalı. Onlar memurlar bana da söylüyorum. Bunları söylüyorum. Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Hastaneye tahkikat yapıldığı zaman kürtajda alınan çocuk ne oluyor? Çöpe mi atıyor? Ne çöpe abi dedi ya. Ya. Peki, hevesat-ı nefsani ile erkeklerin karılaşması. Yani ruh da dedik ya elektrik gibidir. Elektrik, buzdolabını takın soğutur. Klimayı takın soğutur. Elektrik ocağını takın ısıtır. Öyle değil mi? Öldürür. Asansöre takın güç olur. Süpürge makinesine hareket olur. Işık olur. Olmadığı şey var mı elektrik? Niçin? Hangi cihaza girer? Onu çalıştırıyor. Ruh da böyle elektrik gibidir. Nereye girerse onu çalıştırır. Kadınlık organlarına girerse kadınlık organları çalışır. O zaman çocukken kadınlık organlarını çalıştıra ruhta kadınlık özelliği olur. Erkeklik organlarını çalıştıra o insandaki ruh erkekleşir. Yani şeye benziyor. Bizim Karadeniz'de, Lazistan'da şöyle bir şey var. Şu kadar bir tane şişe var. Var ya su içiyoruz. Şu kadar ağzı var, dibi geniş. Lazlar o hıyar var ya hıyar böyle. Yavru olduğu zaman yere koyarlar. O hıyarı buraya koyarlar. Hıyar ufak daha şey. Bu hıyar burada büyür. Şişenin şeklini alır. Sonra büyüdüğü zaman koparırlar, kapağını kapatırlar. Ulan dersin ki ağzı bu kadar şey, şu kadar dar, burası geniş. Ulan bu hıyar nasıl girdi buraya? Dersin yani Allah Allah. Bu şimdi aklın almaz ya. Bunu bilmezsen buraya hıyar nasıl girdi? Fabrikasyon olamaz. Fabrikasyon sıcakken yapsan hıyar yanması lazım. Yavruyken. Ne demek istiyorum? Bitki, nebatat kaba göre şekil alır. Su da öyle. Ruh büyüyen cesede göre şekil alıyor. Yaptığı davranışa göre şekil alıyor. Yaşadıklarına göre şekil alıyor. Namaz kılıyorsa, eğiliyorsa, harama bakıyorsa, bakmıyorsa, doğru yerde bulunuyorsa, doğru şeyi duyuyorsa. Bak bir tanesini söyleyeyim. Şaşıracaksın. 143 galiba. Sayfayı yanlış olmasın. Mektubat 142. Kadının bir tanesi hayasız. Affedersiniz o işi yapan kadın. Ve çocuk tabiatlı. Çok hayasız diyor Risale'de. Ne olacak hayasız? İşte herhalde o. Allah Resulü'nden lokma istiyor. Size başka bir şey anlatacağım. Aylık konu. Okudunuz bir yer. Onun için dedim ya dersin başında. Bildiğim zannıyla dinleme. Allah Resulü'nden lokma istiyor. Kadın. Yani gelmesine sahabe müsaade etmiyordu. Allah Resulü şey yapmayınca gelsin dokunmayın dedi. Geldi. Ya Resulallah. Ya Muhammed. Resulullah demiyor daha iman etmemiş. Ya Muhammed. Bana bir lokma ver diyor. Koparıveriyor. Hayır diyor. Ağzındakini ver bana. Yok senin ağzındakini istiyorum ya Muhammed demiş. Allah Resulü çok garip bak öyle bir kan. Ha Resulullah'a mahsus bir şeyse bu. Ve o zamana ve o kadına aitse bu niye konmuş? İsa Aleyhisselam'a ait bir şeyse üfürmek. 255 sözlerde üfürmenin şifa olduğunu niye koymuş? Her bir ayet, her bir hadis gibi. Hadis de ayet gibidir. Her bir ayetin mutadit manası var. Her ayetin
manası küllidir, her asılda efradı bulunur. Hadis-i şerif de aynı kanundur. Çünkü ayeti inkar etmek, ayeti, hadisi inkar etmek gibidir. Aynı bak bu hadis, bu hadis-i şerif kanun geneldir. Var yani. Yok ya Muhammed, ağzındakini istiyorum demiş. Onu da vermiş. Yazdım biliyor musun? Üşenmeden yazıyorum. Yazacaksın. O gayet o Allah Resulü'nün ağzındaki lokmayı çıkarıyor. En hayasız kadın diyor Medine'de. En hayasız kadın ağzına Resulullah'tan çıkan lokmayı o gayet hayasız kadın alıyor ağzına yiyor. O lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi olmuş. Haya sahibi olmuş. Medine kadınlarını geçmiş. Ben altına ne demişim? Müthiş bir sirayet var. Acayip bir sirayet kanunu gizlemiş. Hani diyorum ya Osmanlı binasında, Osmanlı camisine gidin. Bir de Cumhuriyet döneminde gidin. O camiye namaz kılın. Aynı his mi var? Hissiniz değişmiyor. O da taş, o da taş. Hayır. O binayı yapan usta, işçi ve yaptıran padişahın ruhu taşa sirayet etmiş. Girmiş. Yani girmiş. Bunun adı sirayettir. Sigara içenin yanında bulunursa sigara kokarsın. İşte Allah Resulü'nün ağzına koyduğu lokma Allah Resulü'nün ruhaniyatı. İnsiba, inikas, iksir bir tane de vardı. Hatırlayan var mı? Dün de hatırlayamadım. İncizap. İncizap. Aferin. İnsiba, inikas, incizap, iksir. Dört tane şey var herkeste. Boyuyorsun yani. Yanında, şu anda burada duruyoruz. Boyalanıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde bunun dört tane sıfatla bombalanıyorsunuz. Sen güçlüysen sen yapıyorsun. Dok 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 dok. Matkap gibi. Gor 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 gor. Dağıtıyorsun. Sirayet. Sirayet demek ruhsal yapım karşıya geçiyor. Onun için bazısından birisine bir bakıyorsun. Allah Allah ya adamın gözüne bak ya. Engerik ilanı gibi soktu beni ya. Çok rahatsız oldum ya. Allah Allah. Ondan sonra sıkıntı oldu ya. Veya falancalara gitti komşulara yatamaz oldum ya. Uykum gitti ya. Çok kötü kötü rüyalar gördük vesaire. Niye? Sirayet var. Haram-ı nazar baktığınız zaman haramdan bahsetmiyorum. Fiziksel anlatıyorum. Harama baktığın zaman onun bedensel yapısı, modeli, ruhsal yapısı kopyala yapıştır oluyor. Cinli ise sen de cinleniyorsun. Sıkıntılı ise sıkıntılanıyorsun. Buhran geçiriyorsa sen de geçirmeye başlıyorsun. Yani gücüne göre tabii. Senin zafiyetine göre. Bunu nerede anlatıyor? 727 sözlerde. Ne diyor orada? Ya tılsım. İki nokta üst üste. Yani haram-ı nazara baktığınız zaman diyor. Mimsiz Medine kadınlar yuvalarına çıkarmış orada. Tılsım. Ne demek? Açıklayamam ama işaret edeyim size diyor. Üstad ne diyorsun? Yani harama bakınca tılsım olurmuş. Yani tılsımlanıyorsun. Sihirleniyorsun. Nasıl? Ya tılsım. İki nokta üst üste. Celbeder. Habi servahları. Başka yerde devamı var. Deprettirir damarları. Bir diyor bir meclise diyor güzel bir karı girerse damarları deprettirir. Riya vesaire şu bir sürü. Burada da ne diyor? Celbeder habi servahları. Şimdi bak. O kadına vermiş ağzından çıkan lokmayı. O gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra İlim mi yapmış? Medrese mi okudu kadın? İslam Kur'an dersini mi aldı? Niçin hayali oldu? Söyleyin bana. İksir girdi, hücrelerini değiştirdi, mayalayıp... Peki, bu özellik sırf Resulullah'a mı mahsus? Tükürük salgısı. He? Tükürük salgısından dolayı mı? Sırf Resulullah'a mı mahsus? Ruh-i Kudüs'üne göre... Eğer Resulullah'a mahsus olsa bu ders verilmez bize. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki eğer imanınız varsa Allah'a iman edeceksiniz, seveceksiniz. Allah'ı sevmenin alameti Resulullah'a benzemelisiniz. Allah Resulü'nün hayatı sünnettir. Bize modeldir.
Ehl-i iman, ulema-i ümmeti, kenbiya-i beni İsrail. Benim ulemam, beni İsrail peygamberleri gibidir. Bu sirayettir, bu kanundur, herkes de caridir. Cüz-i külli. O zaman evdeki yemeklerin, tabakların ayrılmasıyla birlikte fıtratlar da homojenlikten ayrılıyor. Evet, ne şey oldu. Tabaklar bir yerde değil. Herkes farklı farklı yerde olunca müstakil kaldı. Bir kere zaten orada işi bitirdik. Sirayet yok. Bazı Ramazan'da vesaire dostlarımın evine gittiğim zaman tabak şey büyük şeyi götürüyorlar. Abi tabak da koy, yani istediğin kadar koy. Hayır arkadaşlar, hiç kimse, koyun bakayım tabaklarınızı. Koyun ortada. Abi, iğreniyorsanız benimle veya ben sizden, o zaman basam oturmayın kardeşim, gitmezseniz oturun. Abi tıp ben faydası budur. Yani ben o kaşığı atarken gözüme bakıyorum, gözümü sokuyorum oraya. Gözle ruhumu atıyorum oraya. Duygularımı atıyorum. Fikirlerimi atıyorum. O artık çorba değil o. O çorba değil. Hani ihlas attı diyorlar ya. Dershanede yemekler çok lezzetli oluyor. Ne kattınız diyor. İhlas kattık diyorlar. Adam da gidiyor dükkanlarda ihlas arıyor. Bak şimdi. O kadın Medine kadınlarından daha ayağlı oldu. Niçin? Kitap mı okudu? Yok. Kursa mı gitti? Yok. Allah Resulü'nün ağzından çıkan bir lokmadan. Çünkü lokmaya Allah Resulü sirayet etti. İnikas, incizap, insiba, iksir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayası ekmeğe, oradan da kadına sirayet etmiş. Demek hisler sirayet vesileleriyle edebiliyor. Yalnız fiziksel temas olması lazım. O lokmada mutlaka temas olması lazım. O lokma aracılık yapıyor kavşak gibi. Mesela Hırka-i Şerif. Veysel Karani'ye göndermiş. O da hırka, bizimkisi de hırka. İplik değil mi? Deve yününde yapılmış. Ne var yani Hırka-i Şerif'te? Ne var Resulullah'ın kılında? Benim de kıl. Resulullah'ın ruhu mudur? Biz burayı bilmiyoruz ki. Yani eşyanın mahiyetini, hakikatini bilmiyoruz ki. Bardaktır, sudur, çiçektir, kitaptır, tamam. İslam adına da kışırına, hası nazar etmişiz, perişan olduk. Mahkemat kaç yıl, 49 muydu? En büyük felaket bu asırda Müslümanlar İslamiyet'in kışırına, zahirine hasrı nazar etti. Berbat oldular, hakikatinden uzaklaştılar. Hatta bunları anlatanlar bile bu mana mertebesine, kışrından batınına, enfusine anlatanlara bile düşman oluyorlar. Yeter ki anlatmasalar diye. 49 olsa gerek. O 47'nin farkı da 9'da herhalde meseleden. Oku bakayım. Şu fakir, garip, nursiki, bidatüzzaman, lakabıyla müsemma olmaya layık iken, haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir çare, tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryadı figan ederek ah 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 va esafa der ki İslamiyet'in maz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf nazar ettik ve aldandık. Ve suyu fev ve suyu edeb ile İslamiyet'in hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifade edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Burası bu, 7 miydi Sefa? 9. Şeyde de var. Beni bir mahkemede getirsene, ben de bir şey yaparım. Ben de şey yaptım. Gördünüz mü? İslamiyet'in zahirine, kışına has-ı nazar ettik. Hep budur dedik. Vehhabiler gibi. Mealin gösterdiği kadar. İnsanın cümlesi de öyle. Vehhabiler niye Vehhabi? Ya mana mertebesi yok ya. Kur'an dediği budur. Zahiri budur. Hadis de budur. Tamam, her şey budur. Başka bir şey yoktur dedikleri için ehli sünnetten ayrıldılar. İnsan dediği o zaman cesettir dedi. O da ayrıldı. Ya. Çok korkunç bir şey ya. Ya arkadaşlar, peygamberimiz diyor ki bir milletin aleyhissalatü vesselam uleması, alimleri bozulmadıkça o millet bozulmaz. Bu hale ne yazı geldi? Bak bu dersleri anlatanlara çoğalması gerekirken bu dersi anlatma makamında olanlar böyle mana mertebesi, enfusi derslerini niçin anlatılıyor diye aleyhinde bulunuyor. Sen şu vahmiyete bakın ya. Sen öyle inandığın için öyle deyip mesela
Maalesef. Oysa Üstad Hazretleri afaki tefekkür ederken icmali geç, enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden inceye tetkikat yap. Hakikat yolu budur. 29. sözde hele melaikenin delili, ruhun delili, hayatın delilini anlatırken, hayatın, ruhun, melaikenin delilini yaparken enfusi deliller, afaki deliller diyor. Çok acayip ya Rabbi. Birbirine girmiş. Atizi ile itizi birbirine karışmış. Sebebi biz Risale-i Nur'a sadakat yapmadık. Koyduk kafamızı başkasının cebine. Şeyhimize koyduk, hocamıza koyduk, abimize koyduk, ablamıza koyduk. Burada ters bir şey gördük, onda hikmeti vardır. Bunu kapattık, onu esas aldık. Ona ben buna ters düşüyorsam beni sorgulayacaksın. Bak buraya yanlış söylüyorsun sen. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor ustad. Menge vurmadan almayınız. Bak ne diyor. Benim 49 kafamda niye kaldı? O şey müdürlük kışır bulamayan o mesele. Ha ha. O da öyle bak. Oraya bir şey yapayım. 49. 47. 40 dedi miydi? 49 mu? Ben kendi bildiğimi bakayım. 49. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. Edile-i Nuriye diye şey yaptım ben bunu. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Evet. Bu da kalmış. Demek ki 7 miydi senin istediğin şey? Burası okumak istediğim oydu. 7 idi değil mi? 9 mu? İslamiyetin maz ve lubbunu terk ederek, İslamiyeti maz, özünü, batınını, enfusilini terk ederek, kışrına, zahirine, suretine vakfı nazar ettik ve aldandık. Ve aldatıldın. Hala aldatılıyorsun. Ve suyu fehim, yani düşüncemizi yanlış kanalize ettik. Ahmet-i Mehmet'in cebine koyarak ve suyu de bile edep zannettik. Yanlışın, yanlış söyleyen abimize, hocamıza. Bu edep, ona edep, edepsizliktir. Niye? Çünkü hakka edepsizlik oldu. Bu halk arasındaki edepsizlik değil. Edep bu değildir. Mukaddesatına ihanet edene, ihanet etmek, mukaddesata hürmet etmektir. Mukaddesatına hürmet edene, hürmet etmek, mukaddesata hürmet etmektir. Dostunuzun dostu dost kaldıkça dosttur. Dostunuzun düşmanı düşman kaldıkça düşmandır. Sırrı. Bak, suyu fen ve suyu edep ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifade edemedik. Batınına geçemedik. Lübbünü, özünü, mazını alamadık, nazar edemedik. Ta o da bizden nefret ederek etti. Ne oldu sende? Evham ve hayalat bulutları ile sarılıp tesettür eyledi. Ben bu evham ve hayalat okuyunca hep şu hatırıma geliyor. Adana Toroslar ve Trabzon Ordu sahil yolu olmazken Zigan'a geçidi vardı. Çocukluğumda kalmış. Demek ki ne kadar etkilenmişim. Oralarda dağda Fethi abi şöyle balık sırtı gibi. Dağ bu taraf uçurum, bu taraf uçurum. Maçka tarafı değil mi? Maçka'dan biz geçtik. Maçka. Yani şurası uçurum, burası uçurum. Sırttan araba geçiyor. Sırttan yol. Bir sis basar abim. Göz gözü görmez. Mümkün değil. Mümkün değil ha. 10 bile gitmiyor araba. Birinci viteste. Göz gözü görmüyor. Nedir? Artık elini bile zor görürsün diyor. Tamam mı? Ha şimdi evham ve hayalat deyince evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp yani eşyayı sarıyor. Var olan dağları, tepeleri, önümüzdeki arabayı, kuyuyu, taşı sarıyor, görmüyoruz. Sarılıp tesettür eledi. Ondan sonra o bizim sui edep ve sui fe. Bulut o. Neymiş bir de söyleyeyim. Sui fen evandır. Sui edep hayalattır. Yani
yanlış düşünceler ve yanlış kaynaktan beslenmeler bizim evhamımızdır, bulutlarımızdır. O da eşeği sarıyor, bizi de yok ediyor. Peki bizim İslamiyet'e karşı yaptığımız evham ve hayalat? O işte. Yani evham ve hayalat şu, İslamiyet'i yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz, İslamiyet'i şahstan alacağız veya kitaptan alacağız. Nasıl alacağız başka değil mi? Biz hakikatı, müceredat göremezsin ki. Ya hocadan alacaksın, yani ya müceditten, bu risaleden alacaksın. Ya da benim gibi adamdan anlayacaksın değil mi? Ha, eğer sen, ya ayıptır ya, ayıptır Hasan abiye bu olur mu ya falan bir bildiği vardır ya, yanlış yapar mı? Veya işte sen böyle dersen su edep olur. Edep yapman gerekene. Bana güya edep yapacaksın diye, terbiye yapacaksın diye hakikatta edepsizlik yapıyorsun. Ve yanlış düşünceler bize evham ve hayalat oluyor. Hakikati sarmalıyor, göremiyoruz. İslamiyet budur zannediyoruz. Namazın kışına iş yaptık, eğildik, kalktık, lübbüne, mazına, hakikatına geçemeyince artık o Kur'an okumalardan, namaz kılmalardan, sohbet dinlemelerden lezzet alamaz olduk. Bunların en temeli de günahlara girdik, bozulduk. Bozulanı anlamıyoruz. Bozulduğumuz için. İnsanlığını kaybedene insanların ilah olması kolay olur. Ben eskide düşünüyordum. Birbirinizi ilah edinmeyiniz diyor Allah ayette. Nasıl olur ya, bir insan bir insan ilah edinir mi? Sonra anladım ki insanlığını kaybedene insanların ilah olması kolay oluyormuş. Meğer ilah edinmeyin, yani insanlığınızı kaybetmeyin. Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. O gayet onu okudum. Sıçıyorum. Ben size net olarak, hulasa olarak çalıştığım için bak görüyorsun şurayı. Şuraya kadar, şu sayfa. Ama bunu da okumayacağım bak. Bir bu, şuradan. Şu. Ama sırf buraya okuyacağım. Ve dersi keseceğim. Haya, hissin zuhur yeri simadır. Hayanın, haya hissinin belirtisi yüzdür. Eylemsel itibariyle görüntüsü de zahirdir. Süs, incik boncuklarla meşgul olmak. Fikirsel boyutu ise kadınlaşıyor, erkekleşiyor. Kadınlaşan erkek, erkekleşen kadın. Erkek. Her sadısını göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla yüz hem perdedir hem zemindir. Yüz hem perdedir hem zemin. Ne demek? Nasıl ki perde bazen örter, bazen de perde hakikatin ortaya çıktığı zemin oluyor. Yani toprak perdesi, hava perdesi gibi. Toprak perde, çekirdeği atıyoruz diyor usta. Ne şuna malanlıyor? Hava perdesi, şu hava boşluğu, kelimeyi atıyorum milyonlarca oluyor. Bak hepinizin kulağına geliyor. Yüzde hem içini örtüyor, insanı kapatıyor, hem de içimi dışarıda gözüktüğü yerdir. Zina yapıyorsa, içki içiyorsa, namaz kılmışsa, teheccüd kılmışsa, risale okuyorsa, nurcuysa, tarikatçıysa, Türkse, Yahudi ise, Ermeni ise, Fransızsa, hepsi belli. Hatta maddi ve manevi kadın, bütün kadın ve erkeğin organları belliymiş yüze bakarak. Böyle bir perdedir. Yani sinema perdesi gibi filmin gözüktüğü yer. Seyredersin kişiyi ya simadan. Ustad başka bir yerde. Yani sima burada gözükür. Başka bir yerde. Şeyde gördüm 146-147 mi şualarda. Fettah isminde. Sima kişinin şahsiyetiymiş. Böyle bakarsın şahsiyetini anlarsın. Fettah. Haya Cenab-ı Hak hakkında muhaldır. Perde yırtılmasa haya büyür. Baksana ruhu cesetle örtmüş. Mesela ruhu bu cesetle örtmüş. Bak örnek veriyorum. İyi dinleyin. Perde
yırtılmasa haya büyür. Baksana ruhu cesetle örtmüş. Ahireti dünyayla örtmüş. Hayayı da perde-i hicapla örtmüş. Haya duygusunu hicap, örtü. Yani Allah'ın emirlerine itaat perdedir. Hayayı örtüyor. Örtünce toprak çekirdeği örter gibi insanda ulvi duygular çıkıyor, fışkırıyor. Yırtma o perdeyi, o hicap perdesini yırtma. Lakin vaktaki perde yırtılırsa haya atılır. Haya lüptür, histir. Çünkü hayasızlıkla kadınların erkekleşmesi cesetleri değil, ruhları erkek gibi olur. Kaba, sapa, merhametsiz. Bugün maalesef dershanelerde bile, hanım dershanelerde kavgalarının %90'ı bu sebeple çıkıyor. Erkekleşen kadınlar. Acayip, despot. Ne diyorsa o. Kadınsı görünümde erkek ruhlular. Haya bize katkısı nedir Hasan abi? Yani haya, haya imanı besler. El haye mine el iman. Haya ve ruhtaki hakikatleri sular, histir çünkü. Haya perdedir diyor. Su gibidir yani. Besler onu. Ruhtaki ulvi duyguları besler. Haya başka bir yerde diyor. Günaha girmeye manidir. Hayası güçlü olunca utanır. Veya kadınsa hayaisiyle harama sokmaz. Kendini teslim etmez. Hani vicdanı bir histir. Çünkü haya histir, his de vicdandaki histir. Vicdanın 4 mertebesi vardı. En dişten içeriye, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Yani 3. mertebenin içerisine bu. Çok acayip bir zemin. Su gibidir, sular. Ruhu örtüyor belki. İşte örtüyor ve toprak çekirdeği örttüğü gibi. Yani haya bir zemindir. Hele hele erkekte haya güzeldir. Kadın da haya güzel değildir. Çok çok haya güzeldir. Hani mesela Allah insanlara diyor ki bize, affedin. Bize af yakışır. Allah'a af yakışmak değil. Allah'ın affı çok af. Ona o yakışıyor. He? Gaffar. Evet, gaffar. Yani af değil, ona çok af. Bize af. Yani kadında haya var. Hayır, çok haya olacak, erkekte haya olacak. Kadınca sahabet olacak, erkekte çok sahabet olacak. Kadınca cesaret olacak, erkekte çok cesaret olacak. Sınır ve hürmetleri de belirliyor mu? Belirliyor tabii. Belirliyor. Burada kesiyor. Ve böylelikle şunları okumuyorum. Vakit var abi biraz daha. He? Bitmediyse okuyabilirsin vakit var. Yani buraları biraz not alsam şeyi... Bir parçası ama peki biraz daha şurayı okuyayım. Kesmek istedim ama madem müdahale ettin. Bugün maalesef dershanelerde bile, hanımların dershanelerinde bile kavganın sebeplerinden en büyüğü ruhları erkekleşen kadınların yüzsüz yüzlerinden çıktığını benim için şuhut derecesine gelmişim. Bana bile 50 yaşında bir adam, 20-30 yaşında, 30 yaşında bir kadın ve hizmet eden, koşturan, ders yapan, acayip böyle, bana bile almaya da benim dediğim tarzda hizmet yapacaksın. Kimlerle irtibat kuracaksan ben onaylayacağım, ben sana gösterdiğim kişilerle irtibat kuracaksın gibi bana dayatmaları yapması, o tarihten, 2005'te bu, 2005, o tarihten sonra kadınlar dünyasından öyle ürktüm ki, bu hepsi genellenemez tabii. Aşağı. Sülüm olur. Ama erkekleşen kadınlara ipuçları gibi. Sonra tabii baktım hemen hemen ortaklaşa bir şey. Gene suç kimde olduğunu da göstereceğim. O tarihten sonra ürktüm. Kadınlar dünyasından o kadar uzağım ki mağrip ve maşrik gibi oldum. O kadar acayip tiksindim ya. Mesela dershanelerde bir sürü sorunlar soruluyor.
Ya diğer kurslar, bence cinliğin cemaatler daha beter. Nereden biliyorsun? Kardeş ben tüfeğli değilim. Ben bu parkura yandan girmemişim. Küçüklüğümden beri, 17 yaşından beri bu hizmetlerdeyim. Her dini cemaatin içerisini biliyorum. Kurslarını biliyorum. Çünkü kurslardaki çocukların psikolojisine ait dersler ve psikoloji tedavilerine meşgul olmuşum. Gitmediğim cemaat yok. Cemaat ders veren kurs hocalarıyla meşgul olmadığım az var. En meşhur aklınız durur, vesvese hastasıydı hoca. Onlar da meşgul oldum. Yani haşa bir şey anlatmak için söylüyorum vesveseyi. Yani bu umumi bir ahir zaman belasıdır. Kim? Peki suç kim? Maalesef kadınların bu hale gelmesine sebep geneli böyle asır. Bunun sebebi ise, sebebi kimdir kadınların bu hale gelmesine sebep? Hevesat-ı nefsani ile erkekleşe, erkeklerin karılaşması. Erkekler heveslerine, hislerine, şehvetlerine düşkün olduğundan erkeklik özelliğinin kışa yapmış yere yalakalık olması, yağlı kedileşmesi, kadın karıların da hayasızlıkla erkekleşmesine sebep olmuş. Kadın erkek kadınlaşamasaydı, kadınlaşmasaydı kadın erkekleşemezdi. Bir daha söylüyorum. Erkek hevesi için kadınlaşmasaydı kadın erkekleşemezdi. Birbirini aktif ediyor, birbirini doğurur. Küfür imanı doğurdu. Zulüm adaleti çıkarttı. Bunun altını kazmak lazım değil mi? Evet. Kazdı. Yani şey değil yani direkt erkekleşmek derken ben kadın kıyafeti giymiyorum. Ben kadınlaşmamışım denmez. Değil değil. Ne kastettiğimiz anlaşılıyor canım. Mesela İşaret-i Caz 167. Haya nefsin sıkılmasıyla yüzde peyde olan kızartıdan ibaret olduğunda izah. Nasıl ki toprak çekirdeği sıkıyor, ağaç çıktığı gibi nefsin sıkılmasından harika bir hisin belirtisi olan haya tezahür ediyor. Demek nefis haya hissini örtmüş, ne zaman nefsini sıkarsan haya ben buradayım diyor. Diyor ki Sözler 410, kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Niye? Ta kevesat-ı rezilenin ayı altında o şefkat madenleri zile çekmesinler. Âlâ tevesat emniyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Ya ne acayip bir kanun. İzah ediyorum. Haya perdesini diyor. Ne demek? Sinema perdesi filmin gözüktüğü gibi, toprak perdesinde çekirdeğin gizliliklerin ortaya çıktığı gibi, hava perdesinde bir kelamın çoğaldığı gibi, haya da ruhsal hayatın tezahür etme zeminidir. Kadınları bu hale getiren erkeklerdir. Mesela tezgahtar aranıyor, kadın aranıyor. Pazarlamacı aranıyor, kadın aranıyor. Cinsiyetini kullanıyor. Çünkü erkekler hevesat-ı nefsaniyede kadınlaşırsa, çünkü kadınların yapısında hevesat-ı nefsaniye var. Bu işin peşine koşarsa kadınlar da kendisini korumak için erkekleşmek zorunda kalmış. Kendisini korumak için. Biliyorsunuz mart kedileri saldırıya geçerse dişi kedileri benimle çiftleşmiyor diye kedilerin yavrularını boğuyor. Bir dişi kedi yavrusu varken asla çiftleşmez ölse bile. Ama çocuğunu erkek kediler boğuyor, öldürüyor ki çiftleşsin diye. Bir şey anlatmak istiyorum. Anlayan anlar. Hevesat-ı nefsaniyede erkek kadınlaşırsa kadın kendisini korumak için erkekleşiyor. Erkekleşmek zorunda kalıyor. Zavallılar bu hale getiren bu alçak insanlardır. Avustat da alçak demiyor. Allah bunları kahretsin diyor bu komiteleri diyor. Öyle demiyor mu? Bu Mason komitesini, Kemalizm komitesi Allah kahretsin diyor. Hemşerilerimi bu hale getirdi diyor. Beddua ediyor. Bu kendilerini korumaları için onlar da bu hale geliyor. Münazarat 72'de haya ve hamiyetten neşet eden civan merdane humret.
Haya ve hamiyet. Dün biraz bahsettim. Tencereyi getir. Hayayı koy. Hamiyeti de koy. Karıştır. Buradan hümret çıkar. Hümret. Hümret ne demek biliyor musunuz? Varlığı kuşatan şefkat. Masumane şefkat. Arı duru şefkat. Mecrasında olan şefkat. Yani mesela mecrasında olan şefkat şu. Çocuğa anne, çabuk oğlum okula geç kalıyorsun. Hiç acımadan çocuğu apar topar o güzelim uykudan alıp koparıyor. Paldır küldür giydiriyor, zoraki yediriyor, gönderiyor. O uykudan koparmıyor. Koparıyor. Bak dengesiz annenin şefkatine bak. Cumartesi pazar oluyor. Hadi namaza kalkacak. Ya babası ya. Bu nasıl yani? Günah değil mi ya? Ya sonra büyüyünce kılar. E şimdi bu namaz için yani niye uyandırıyorsun? Okul için uyandırıyorsun. Hümret, haya artı hamiyetin bütünlenmesinden, bütünlüğünden istikametli şefkat çıkar. Masum şefkat çıkar. Yoksa şefkat zalim olur. Zulme hizmet eder. Oğlum paşa olsun diye hafız mektebinden alır, mektebe gönderir. Duydunuz mu böyle bir anneyi? Benim oğlum vakıf olacak, benim oğlum alim olacak. Benim oğlum ulema olacak diyeni duydun mu içeride? Ben söyle söyle. Ben çocuğuma diyordum. Annelerden bahsediyorum. Duymadım. Ama doktor olacak, pilot olacak, zengin olacak. Duydun mu? Çok. Biliyorum, sıkıla sıkıla söylüyorsun. Çünkü benim derdim de aynı. Peki. Peki, bunları birilerine kızmak, birilerini sıkıştırmak, birilerini suçlu kılmak için ders yapmadık bu dersi. Bu ders tedbir almak. Mesela çocuğunu namaza da kaldır. Sonra dünyası olur demeden nasıl çocuğu okula gönderiyorsa namaza kaldır. Allah'ın dediği gibi büyütmeye çalış. Evde haramla muhatap etme. Humret bu. Masumane şefkat, yerinde olan şefkat. Yerinde olan şefkatın kaynağı 72 münazaratta hamiyet ve haya ile olur. Zemini bu. Masumane şefkat, yani şefkatın zemini haya ve hamiyet bütünlüğünden çıkıyormuş. İstikametli şefkat. Ondan sonra sen de ey erkekler hevesat-ı nefsaniyede kadınlaşırsan kadın kendi namusunu korumak için erkekleşiyor. Mesela örnek? Bu ne demek açtık? Örnek kendisi açık dersek biraz şey olur. Bam telidir. Kedi misali verdim. Mart kedilerinde misal verdim. O dişi kediler saldırıya uğrayınca yavrusunu korumak için nasıl erkekleşiyor? Nasıl mukabele ediyor? Allah bu kemalizm ve Mason komitesini kahretsin. Bu hale Müslümanları getiren bunlar. Lanet etsin. Onun arkasında gidenleri ıslah etsin. İslahı gayri kabil olanları ve şuurlu yapanları, şuurlu İslamiyet'i Müslümanları bozanları da Allah kahhar ismine kahru perişan eylesin. Müslümanları ve Müslümanların evlatlarını onların şerrinde muhafaza eylesin. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temâ selavat.